Hakikaten iyiymiş ya Erkancığım. Güzel, güzel, güzel. Ne demiştin sen bu ağaca? Biz yine Asaz'a gidip kusura bakma Burhan'cığım. Şimdi şöyle evet. Yapalım. Sen evet. Kafandan bir iki parça hazırla. Eyvah bak, iki parça yapacağım. Nereden bulacağız? Değil mi? Peki bir parça olsun. Neyi hazırlayacağız, ne yapacağız onu? Ben kendim çalacağım. İstersen de kendin söyleyeceksin. Eyvah. Veya mesela şu olabilir. Bir parça tam uzun uzun değil de bir parçayı enstrümantal çalarsın, bir parçayı çalar söylersin, bir parçayı da sen çalarsın, ben de seni söylersin. Böyle. Ben çalamam, ben o kadar hızlı değil. Yok yok, sen yalnız çalarsın. Onu sana yalnız çaldıralım Erkancığım. Yok yok. Ben o zaman şey çalayım ya, Yozgat Sümeysi'ni çalayım. Babam söylerdi, kafayı çekip. Kafayı abi burada ama şu an alkolümüz yok yani. Abi kahveyle idare edeceğim. O öyle söyledi. Ben kafa çekmeme gerek yok. Seni oraya koydu herhalde. Kayıtlı mısın? Evet. Tamam. Kesmiyor ki normalde. Çok ara bir şey var. Montajda keseriz. Yine 9'a 6 saatlerde devam ediyoruz. Sahne gerçek kocadır. Thank you.
Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Yani akorta kaydı biraz ama. Evet. Yani bunu babam, ya aslında repertuarda da böyle de, çok severdi zaten Yozgat'ıydı bu. Geçtiğinde de orada şey, çamlığa çıkarlarmış böyle. Kafayı çekip çamlıktan Yozgat'a doğru söylerlermiş bunu. Bunu söylerdi. Biraz ondan kalma, hafif biraz yöresellik katıyorum ben de babamdan dolayı. Ama repertuarda buna yakın yani. Abi biz burada radyoda değiliz çok şey. Abi bir şey diyordun. Şimdi işte bizim bankada kurulacak diye anlatıyordum ya. İşte Tevfik abiyle görüşüyoruz falan. Evet. Kalkınma Bankası'nda. Neyse ilk çalışmaya başlayacağız Mehmet Ali Gürsoy'la birlikte derken Erkancığım da geldi. Erkancığım'la daha önceden de tanışıyoruz da yani o kadar yakın bir tanışmamız yok. Bu şeye sürükleyelim gelsinler. Evet. Öyle evet. Vallahi yani bırakmıştım ben 15 sene içeydim. Evet. Yani 15 sene sonra başlarken. Yalçın abi şeydi size ben. Sağ olsun geldi durdur saz yok. Burancığım saz çalan yok. Hani çalmaya gelenler var bir sürü de. Yani saz yok. Çalabilen yok. Yani gayet tabii. Bir geldi ama nasıl kurtuldum. İki sene galiba üst üste çok güzel konserler verdik Erkancığım'la birlikte. Tevfik abi başladı, ikinci derste bıraktı. Tevfik abinin geldiğini hatırlıyor musun? Şimdi ben sen oradayken sen orada mıydın? Şimdi Tevfik abi, ben ilk gittim daha işte yeni işte geldi. Tevfik abi dedi ki... Hangi sebebi? Şirayn'ı... Nereden geldi arkada da gittim? Yalçın abi de karşılaştık. Yalçın abi de birlikte çalışalım falan. İşte orada ben de nasıl boşluk işlettim dedim hadi bir gideyim, bir dinlemeye gideyim falan. İlk gittim şimdi onu anlatıyorum abi. Şimdi Tevfik abi de orada. Evet, evet. Bana şimdi Tevfik abi dedi ki yoklama çekecek. Hadi bir astar yapalım dedi. Astar yapalım dedi. O zaman Tevfik abi de çaldığı gün. Bir kere çaldı. Bir kere ilk geldi. Benim ilk gittiğim gün. Beni yoklayacak şimdi. Tevfik abi dedi ki bir astar yapalım abi dedim. Şimdi ben de hiç elime bağlamamışım. Başladık. Şimdi ben çalmaya başladım şey, gruptan dökülüyor şimdi, bir Tevfik abi de biz kaldık şimdi. Evlat dedi o zaman, sen iyiymişsin dedi bayağı. Ya evet, doğru. Şimdi başladık, ben gidiyorum bakıyorum şey yok, yavaş yavaş dökülüyor dedi. Çaldıkça açılıyor. Hayır, şeyde açılıyorsun tabii. Tabii. Ama ben elime olmasın. İşte ondan sonra devam ettin Tevfik abi. Sonra ilk geldiğinde. Devam ettin, Tevfik abi bırakmakla beraber çalıştık. Ve devam ettik yani. Yani aşağı yukarı o gündür bugündür de beraber saygınız. Ondan sonra oraya gittik işte. Oradan sonra Özcan abi şey yaptı. Özcan Tamer. He onlar şey gittiler. Evet, o anlattığını söyle. Babam çok sigara içerken 25 sene bırakmış. Siniri bir anda birisi tutmuş. Eski ilaç çıkardı. Yakış. Ondan sonra neredeyse ölmeden 5 sene öncesine kadar 90 yaşında öldü. Günde 3,5 sayfası paket sigara şey artırmış. Şimdi sen de bırakmışsın. Olur almaz eski alışkanlık. Şimdi şey oluyor. Bırakamamışsın, devam etmişsin hala. Ondan güzel. Sonra da şey hastalığı başlıyor. Şimdi radyo sazlarıyla beraber çalışıyoruz. Gidiyorum konserlere çalıyorum. Bu sefer hırslanıyorsun. Niye? Ben bunları yapamıyorum diye böyle şey. Bütün parçalar bu sefer süratli çalmaya. Hep kondisyon çalışıyorsun. Şimdi ben normal parçalarla yavaşlıyor. Bu da şey hastalık oluyor mesela normal sürak hastalığı. Konuşuyor. Levent öyle, Levent Özdemir için. Alıyor bu. Normal parçayla ben başladım ve süratli bir çalıyorum şimdi. Evet. Rahmetli Gürkan abi de dedi Gürkan Sönmen. Ben de oğlum yavaş nereye gidiyorsun? Sürak mı kavuruyor? Sürak mı? Normal bir değiş çalıyorsun mesela. Bunu mesela normal süratinden fazla çalıyor. Yani değişi neredeyse şıkıdım arasında çevireceğim. Niye o şeyde? İşte o hırs var ya parmaklar ölmesin diye. Şu uçan parmaklar. Abi bir enstrümantal yapar mısın? Enstrümantal ne yapalım? Ya yapalım. Düşüne dursun. Ne yapalım? Ya şimdi bunlar zor eserler Burhan'cığım. Yani enstrümantal eserler zor eserlerdir. Yani. İnşallah çalarız bakalım. Çalarsın abi sen kaçın kurası. Gel bakalım hatırlayalım. Şaşırdı.
Eskiden çalarım zannettim ama aman bu zormuş ya. Abi bunlar zor parçalar. Ya geldi. Zor parçalar. Yani sen şimdi şey şu an bir sazla çalıyorsun. Evet zorlu. Evet evet. Zırı boş ver. Ben hak etmişim şu tabii ya. Yani bir ara bir çalıyordum. Ulan dedim şöyle şimdi şu sazda sesi nasıl olacak? Biraz da onun sesini kontrol etmek için nasıl geliyor diye. Şimdi benim saz evdeki küçük 38 ölçü. Ona biraz daha rahat oluyor. Dedim acaba bunlar nasıl olacak? Daha iyi tınısı var ya bunun. Dedim daha iyi tını alırım diyor. Bu da birader ağır geldi ya. Terletti ya. Evet. Ya kolay değil tabii. Saz çalmak böyle yere gidiyor. Acaba kaç yıldır işte beraber uğraşıyoruz arkadaşlar. Acaba yani. Genç bir kızınıza, genç bir müzisyenimize evet. Eşlik etmekten zevk alır mısın abi? Olur tabii tabii. Bildiğimiz bir şey varsa gayet tam memnun ettim. Elif Hanım, bırakın göz kaş işaretini lütfen. Bana çok o işte. Erkancığım daha iyi yapalım. Sizi kırmamak için de şimdi. Yani uzun zamandır hiç. Asıl şimdi kırmamak için. Doğru. Sıfır bende. Ya sıfır kırmamak için de şimdi beni kırmamak için lütfen. Gel gel tabii Elif'im gel. Evet. Sonra da siz daha iyi anlaşırsınız. Ya o sonra. Yani şey hiç aklıma gelmez de ben bunu size zaten. Katılmaya şey çalışayım. Ben size katılmaya çalışayım. Hayır, sen bizi idare et, sen bizi yönlendir ya. Abi, biz seni takip edelim. Yok yok, Erkan daha şey. Gelecek ona, asıl onunla yani. Saz, mutlaka, tabii de evet. Evet. Rica ettik sazlarını da evet. Getirir misin diye, o ayrı. Evet. Fantastik senin. Evet, şu aranızdan anlaşım ikiniz. Evet, vallahi onun bildiği şey neyse, benim de bildiğim bir şey olursa yemin ederim. Tabii. Öyle bir şey oldu. Zor mu yani, soru olacak? Yani çok zor, zor oldu aslında. Hiç, hiç yok. Abi şu an hiçbir şey yok. Onu nerede kullanıyorsun? Bunu da normal boş da kullanıyorum da bu genelde biraz fişme var, sahne de. Zaten sahne yapmıyor. O da hoş bir şey ya. Kardeşim maşallah ya. İyi sazların var ha. Vallahi billahi. Yapsın ha. Hem de evet. Sohbeti sonra abi. Hay hay tamam memnun oldum. Saz başlıyor. Evet stop. Evet şöyle anlatayım. Evet. Sen ne çalarsan ona uyuyacak abi. Eyvallah. Şeyden açın internetten bakar mısın? Sözlerine. Şimdi oradan bakıyorum da tabii bizim çalabileceğimiz bir şey olması kaydı. Ben bilemedim ki bu harcım. Daha önce, daha sonra bir yapar. Güzel güzel gayet iyi. Bak, bana bak, oraya bak. Ne olabilir? Güzel bak, ne güzel sen de şeye geldin tabii. Yani bir akordunu yapmak lazım işte. Erkan'la ikimiz ya, o zaman şeydi yok. Doğancığım, konuyu uzatıyorum ama akordan sen bakalım. Refleksiyon alalım, akord aleti de yok. Koca koronun akordunu ikimiz yapıyoruz. Sus dersin susmazlar, durmazlar. Dur dersin durmazlar. Canımız çıkıyor. De sıcak akord bozuluyor tekrar başlıyor. Yani sağ olsun canla başlayacağını bırakmadı beni. Ben ondan dolayı da ayrı bir severim Erkan'ı yani. Hiç. Yani hakikaten o emeğini unutmuyorum Erkan'ı ya. Vallahi billahi. O titizliğini unutmuyorum. Ben çok keyif alıyordum. Hakikaten seninle birlikte şans buldum. Hakikaten ne güzel oluyor. Doğru ya. Yani ikimiz yan yana olunca bak şimdi bile nasıl hoşuma gitti ya. Beraber çalmamız. Evet. Zaten bildik parça olursa çok daha iyi oluyor da. Evet, zor parça olunca ondan da uzak duracaksın. Bulamadın mı bir şey? Yani olabilir. Bizim de aklımıza gelen bir şey olabilir aslında ya. Biraz... Şey... Şey ne okusun genel değişimi böyle şey mi çalışıyorsun? Genel çok komik diye değil mi? Sizi yalnız bırakmamak için. Sen de fincanın etrafı yeşil aman aman değil mi öyle mi? Hı. Var. Evet. Bunu yapalım.
geldi. Çok güzel de gönlüne sağlık. Gayet iyi olsun. O kadar. Bu kadar şey amatörane bir şey de olur gayet tabii. Ondan da güzel geliyor. Geçelim bakalım. Bir de bakalım. Bu güzel ya şey. Hakan şimdi bu kaç tekne abi? Bu 41 tekne abi. Tam bura. Evet. Ağaç, İrok ağacı. İrok ağacı. Evet. Bunu Mehmet Çetinkaya ustamız yaptı sağ olsun. Evet. Sap kaplanmış. Sap kaplama, da, evet. Alttaki sap da aynı zamanda İrok ağacın sapı. Evet, aynen devam ediyor. Yani şey çok güzel. Bütünleşmiş. Göz ladin. Evet, son güzel bir saz. Tınısı şeyi güzel, beğendim. O zaman Mehmet Ali Usta'ya da buradan Çetinkaya. Evet, Çetinkaya. Selamlar ve sevgiler. Abi, sahne sizin. Dinliyoruz istersen. Ne yapalım? Bir şeye doğru dönersen. Bancım bir de sahneyi sana bıraksak ya. Senden de güzel sesler mi elde alacak? Evet. Olsun tabii, evet.